BSK'da çalışmalar bitmez. Kocayaz dönemi çalıştık. Hiç bir günümüz boş geçmedi. Altyapılarda çalışmalar devam ediyor. İşte 2008, 2009, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 kadrolarımızı kurduk altyapılarda. Bu altyapılar dolayısıyla çalışmalar devam ediyor. Voleybol takımlarımız öyle, güreş takımlarımız öyle. Şimdi biraz yüzmeye önem vereceğiz. Biraz yüzmede yarışmacı takımlar çıkaracağız. ÇBSK'da bu bağlamda Çorlu halkına hizmet etmeye devam ediyor. Çorlu gençliğine hizmet etmeye devam ediyor. Ha, yeterli midir? O tartışılır tabii. Yeterli olabilmesi için imkanların daha iyi olması gerekiyor. Biraz daha şartların iyileştirilmesi geliyor. Çocukların idman yapacak sadece ÇBSK için değil. Çorlu'daki bütün kulüpler için antrenman yapacak tesislerin olması gerekiyor Çorlu'da. Çorlu'da genç nüfus çok fazla. Bunların işte tenis kortu oldu işte. Dediğim gibi yüzme havuzu oldu. Bunların çoğalması lazım. Kapalı spor salonunun çoğalması lazım. Devletin bu konuda, belediye yapıyor biraz ama tabii ne kadar yeterli oluyor o ayrı bir konu. Devletin de bu konularda biraz Çorlu'ya yatırım yapması lazım. Gerçekten yatırım yapması lazım. İşte Büyükşehir 2500 kişilik kapalı spor salonuna başladı. İşte yavaş yavaş o ilerliyor. Onun yanında bir tane daha antrenman salonu olacak. Bu tesisler olduğu sürece Çorlu'da spor gelişeceğini düşünüyorum. Ama tabii bir de akıllı yatırımlar yapmak lazım. Kulüplerin bu konuda biraz daha zaman ayırıp uzun vadede işler yapmaları lazım. Yani bu sene takım kurduk, şampiyon olacağız, çıkacağız. Yok öyle bir şey. Alttan taşları iyi oturtarak, iyi sistemini oturtarak, takımlar kurarak üstlere sıçraması gerekir. Yani buralara hizmet etmemiz lazım bence artık. İş paraya dayanmış. Herkes parayla oyuncu alıyor. Dışarıdan getiriyor, bilmem ne getir. Başardın. Başaramadın, olmuyor. Yahut da bir dahaki seneye parayı bulamadığın zaman otomatikman düşüyorsun. İşte mesela önümüzde Tekirdağ spor örneği var. Son günde parayı buldular, lisansları çıkardılar, lige çıktılar. Ha, ligde ne kadar başarılılar ayrı bir konu ama dediğim gibi alttan ne kadar çok adam yetiştirirsen, üstlere çıkartırsan daha başarılı olur diye düşünüyorum. Ben spor adına bunları söylüyorum. ÇBSK'nın ikincilik durumu vardı başkanım. Herhalde gerçekleşmedi değil mi? Gerçekleşmedi. Şöyle, bu sene ikincilikte Basketbol Federasyonu şöyle bir karar aldı. Geçen sene ikincilikte 20 takım vardı. Bu sene 32 takıma çıkarmayı düşündüler. Bu bağlamda talep istediler. Biz de talep olarak başvurduk ama teminat mektubu istediler bizden. 750 bin liralık teminat mektubu. Bu teminat mektubunu bulamadığımız için katılamadık. Diğer şartlarımız uygundu. Bu teminat mektubunu bulamadığımız için olmadı. Yani spora artık parayı kattı. Federasyonlar da parayı kattı. Yani ya gerçekten iyi bir ekip var, iyi bir kadro var, altyapısı dolu bir kadro var. Ama federasyon 750 bin liralık bir teminat mektubu istedi. Bu teminat mektubunu bulamadığımız için gerçekten büyük para. Bulamadığımız için ikinci lige katılamadık. O önemli değil. Bir alt ligden gene devam edeceğiz biz mücadelemize. Ama federasyon burada çok büyük hata yaptı. Bence işi parayı devreye soktu. Aslında altyapılara bakarak, kulüplerin olgunluklara bakarak 6 senedir ÇBSK neler yapmış, neler yapmamış onlara bakarak alsaydı bence daha makbule geçerdi. Ama o parayı tercih etti. Ona da saygı duymak zorundayız. Ama biz yolumuza devam edeceğiz. İnşallah seneye alttan çıkarak kendi çocuklarımızla ikinci lige çıkarız diye düşünüyorum.